duruyor. Ok ok. Shield gibi tutuyor böyle. Bak şimdi tango istiyoruz abi. Bir tane vermiş yeter. Fazlası adam olana çok bile. Bir tane tango yeter abi. As game as life. Maybe I will pick. I will play like trash çünkü içiyon değil mi alkol? I'll just slow them, harass them. I'll do the rest. Ne diyor? Play trash. You'll do your best. They will be a problem. Ha? Ne diyor? Kim ne diyor? Bir şey demiyor. Doesn't matter. It's easy. Are you with me? You know our combo. Takım arkadaşlarınızı genelde muteleyin abi. Çünkü şimdi çok mutlular. Birazdan en ufak hatada birisi hata yaptığı zaman ağlayıp bağırmaya başlayacaklar. Takım arkadaşlarınızı elinizden geldiğince muteleyin. Ve onlara sanki insan değillermiş, yapay zekaymış gibi, botlarla oynuyormuşsunuz gibi düşünün. Tamam mı oyunu? Sanki siz girmişsiniz lobide, botlarla oyun oynuyormuşsunuz. Aslında öyleymiş, tamam mı? Offlane Tidehunter var. Allah'ım draw mid olmasın ya. Nature'nin profeti mi acaba? Aa bu çocuk Smurf mu lan? Monka Giga. Bu da booster olabilir. Profili falan da iyi. Doğanın peygamberi midse ki Pudge mı mid lan? Değil. Evet Nature's Prophet mid arkadaşlar. Biraz ha? Draw. Draw carry'dir ya. Yani NP carry olamaz. Şimdi beyler, temel kural, karşınızda melee hero ve yaklaşabileceğiniz hero varsa 3. skill ile başlayıp onu fulllemek çok mantıklı oluyor. Ama burada midde Nature's Prophet'e karşı oynayacağımız için bir de range bir hero'ya karşı oynuyoruz ya, 1. skill'e verip mage'i burada garantilememiz lazım. Bu çok önemli. Şöyle mage'imizi alacağız. Kesin alıyoruz yani. Mage çok önemli. Sonra adam size vurmaya geliyor ya, siz de ona vurun. Kesinlikle yani. Onun sizi dövmesine, şamarlayıp şamarlayıp yollamasına izin vermeyin. High ground'da kalın elinizden geldiğince. Böyle agroyu alın alın high ground'da kalın. Çünkü o range olduğu için miss vurma ihtimali var creep'e. Sizin yok, siz melee'siniz. Ve burada creep odaklı oynayacaksınız böyle. Elinizden geldiğince creep'lere vurun. Dayak yemeden, geride durarak creep'lere vurun abi. Öyle, deny atın. Agroyu aldık. Bak ben melee'yim. O miss vurabilir ama ben vuramam. Böyle creep odaklı oynuyoruz. Yapacağımız şey bu. Mage'i kesinlikle alıyoruz bak. Mage en önemli creep mid'de. Her zaman söylüyorum. Lane pushlandıkça creeplere body block atın. Çekelim abi gene. Agromuzu alalım. Gelmedi creepler. Alalım. Bu küçük çocukları çıkarması bu arada bizim için daha iyi. Bunlar hayır. Birinci skillimizin daha fazla vurmasına sebebiyet verecek. Artı creeplere vururken HP regen olacağız. Pasifimizi çalıştıracak. Bak gördüğünüz gibi. Canımız da dolacak burada. Bize vurması iyi bir şey. Üçüncü skill'e bir daha verelim. Canımız daha çok da olsun. Bu mage'i de denyleyelim elimizden geldiğince. Şunu atalım. Ve adama vuralım. Bu birinci skill size hız da veriyor aynı zamanda. Korkmayın yani. O size vuruyorsa siz de ona vurun. Birisi size çok şişmansınız diye dalga geçiyorsa onu da yiyin amına koyayım. Bak ne yaptı. Mage'i mi denyledi? Evet. Çok o... Ölmeyi bayılmak zannetti. Kötü bir hareket. Wow. Kötü hareket. Bana bunu yapmayacaktın aslanım. Bu olsun. Böyle geliyor. Elinde kancayı kaldırmış. Ya koca ağmadın öküz gibi geliyor. Ağmadın öküz. Bu ölebilir. Onun farkında değil. Dönüp dönüp vuruyor bize. Şimdi Legion'ın şöyle bir avantajı var kankalar. Örnek veriyorum midde dayak yediniz ya biraz. Level aldıktan sonra Legion'ın şöyle bir avantajı oluyor. Jungle'a girip tamam mı şurada hemen easy camp'te canınızı doldurabiliyorsunuz. Karşınızdaki hero Zeus bile olsa mesela sizi dövüyor dövüyor dövüyor. Siz gidiyorsunuz abi jungle'da iki kesiyorsunuz orada canınızı doldurup mid'e geri geliyorsunuz. Oha ne kadar çok vurdu lan. Oha çok vuruyor lan. Canına vuruyor bildiğin. Harbiden ha. Aa, 71 şey vuruyor ben 86 ya. Vuruyor. Olsun. Önemli değil ki. Ben 86 vuruyorum. Q-Leg Blade'im var. Çok vurdu lan. Şunun Blightstone'un etkisinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Harbi gizli dedesi. Bak bunları bize yollaması çok güzel abi.
Çok güzel. Bak hiç canım gidiyor. Canım gidiyor ama pasif yüzünden doluyor bak. Öyle mi? Ekstra da farm, ekstra XP falan. Güzel şeyler bunlar. Bak vuramadı ona. Deny atma ya. Anlıyorum karşıya o. Kuyon oynadığım zaman şeyleri gönderiyordum ya. Free farmmış adama. Evet. Şimdi bak bir tane bot alacağız. Mage abi secure'leyebildiğimiz kadar secure'liyoruz. Ve çok daha zor bir lane olsa mesela lane'e giremediğimiz bir yer olsa örnek veriyorum karşımızda bize sürekli vuran bir invoker olabilir, Zeus olabilir böyle size nükleyebilir falan sürekli haraslayan bir yer olabilir. O gibi durumlarda birinci skill'i 2 level yapıyoruz. Bu sefer 2 tane creep kesinlikle almak için. O çok önemli. 2 creep almak bir creep'ten tabii ki de daha iyi. Bunu yapın. Bak görüyor musunuz? Hiç canınız gitmeden burada easy camp'i o adam lane'i pushlarken kesiyorsunuz. Hem de canınız doluyor bu sayede. Sonra geliyorsunuz abi. Burada wave'e devam ki. Bak benim botum var onun yok şimdi. Şimdi bunun suratını artık sıçabilirim. Bize her geldiğinde vuracağız. Bak şimdi ölecek yer arıyor. Neyse. Ulan creeplerden ne body block yedim ha. Allah. Bunları bize yollaması çok iyi ya. Geldi şimdi duel. Ama atamam şu anda. Biraz canım eksik. Kule altında ölebilirim girersem. Hayır, hayır. Bu kötü bu arada da. Allah'tan aldım dueli yani. Dueli alamasaydım çok kötü. Sen de pasifin çalıştı. Aynen. Heal mı basacak bize? Timmy vallahi helal lan. Mango da yedirtti. Adamsın lan sen. Helal olsun. Aa var ya sen sana böyle sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin aa. Sen bu MMR'ı hak ettin aslanım. Vallahi sen bu MMR'ı hak ettin. Sıkışmaya bak beni. Base'e çektiler beni res. Aa ölmedim. Kaçar mıyım? Kaçar mıyım? Oo! Bak minik şakalar. Çok güzel bir kaçışı izledik az önce. Cihan Kaygısız çok teşekkür ederim subscribe olduğun için. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bliyet bratan nahuy. We can kill, we can kill. Bakın beyler şimdi. Artık biz çok güçlendik, tamam mı? Buradaki creep wave'i de kaçırmak istemeyiz bu arada. Bayağı farm artı XP var burada. Burayı alacağız. Kesinlikle creep kaçırmıyoruz abi. Böyle vuruyor. Üçüncüsü geldi. Işk ışk ışk. Şimdi burada dagger alacağım. Çünkü dagger almak çok önemli Legion Commander'da. Instant initiate abi. Fight'ı başlatmak için. Çok güzel. İşe yarıyor. Artı draw'u falan yakalamak için gayet etkili bir item. Nature's Prophet'i de yakalayacağız bu sayede. O büyük ihtimalle Shadow Blade kasacak. Ben bu MMR'dakilerin ciğerini bilirim. Shadow Blade kasması bizim işimize gelir. Üçüncü skillini fulluyor bu arada. Ekstra farm abi bak. Hiç adama vurmaya niyetli bile değilim. Görüyor musun? Tamam. Farmımı alırım. 6 level. Ben farmıma bakıyorum abi bak. Geçen videoda da söyledim. En önemli şey farm. Acıdan korkmuyor. Yo. Çekse beni şu an öldürürüm ki. Mis mi vurdu o? Hadi bakalım. Duel atalım. Allah kahretsin. Adamın zamkilet daları geldi anında. Burada kaçmamız gerekiyor abi. Çünkü kaçmazsak biz de öleceğiz. Zaten dueli alamadık. Kill almamızın bir anlamı yok. Devam ki. Çok iyi attın onu kanka.
İyi yakaladın reis. Gel bakalım. Burada adamların bir anda böyle 3 kişi olmaları biraz garip oldu. Hoşlaşmadığım şeyler. Ufak bir side alalım. Bu bizim kulemizi yıkmak istiyor. Hac da mid'de bu arada. Dagger'ı aldıktan sonra rotate atmaya başlayacağız beyler. Dagger'ı almak önemli çünkü. Gittiğimiz lane'lerde ward olursa elimizin boş dönme ihtimalimiz çok yüksek. Kaçarlar çünkü. Hani hem bir lane'e gittiğinle kalırsın hem de kill alamadığınla kalırsın. O yüzden gank yapmaya başlamadan önce bir tane adamlara yetişecek initiate item'ın kesinlikle olması gerekiyor. Adama facebot basıp basıp böyle vurun, haraslamış olursunuz. Bu bayağı işimize yarar yani. Bak şimdi facebotumuz doluyor ya kanka. Yanlış kullandık facebotu, olsun. Bak şimdi facebotumuz doldu. Bak creepler de geliyor. Bak kullandık, haraslayabiliriz kanka, gördün mü? Aldı bizi ağacın içine, sıkıntı değil. Kaçsın, sıkıntı yok. Sıçtığı yere kadar diyoruz biz buna. Sıkıştık gene. Eğer Furion olmasaydı midde, şu an 6 kere falan öldüydü büyük ihtimalle. Bizim takımımız feed diyor bak. Sizin o yaşadığınız senaryoyu şu anda ben yaşıyorum bu oyunda bak. Takım feed diyor farkındaysanız. Ama ne yapmıyoruz? Hiç moral bozmuyoruz. Takıma flame atmıyoruz. Don't take my farm. Go TP bot lane and keep farming. Diyorsunuz. Midinize geleni yolluyorsunuz. Bu çok önemli beyler. Çünkü mide gelen adamı yollamazsanız... Bitti mi konuşmanız? Anlatıyorum ya bir şeyler. Eğer mide gelen adamı yollamazsanız oyun mide yıkılır. Herkes mide gelir. Bu sefer sizin farmınız yavaşlar. İşte fight yapmak zorunda kalırsınız bilmem ne. Bunları istemiyoruz. Bunlar olmasını istemediğimiz şeyler. Bizim amacımız önce item almak. Dediğim gibi Nature's Prophet olmasaydı şimdiye 6 kere falan ölmüştü yani. Bu ranktaki çocuklar çok kolay ölüyor. Burada mana yenilemesine verin. Kesinlikle bu bayağı iyi. Söyle abicim. Hayır. TB'de açıyorum şu an. Nasıl dayak yiyor güzel güzel görüyor musunuz? Hemen AA'nın ultisinin geldiğini gördüğüm gibi duel attım. Çünkü benim için çok güzel bir fırsat. Bunlara dikkat edin. Oldu da AA ulti attı, hemen kullanın bu fırsatı. Sizin oyunlarda AA oluyor mu bilmiyorum ama. Güzel, şimdi dagger'ımızı aldık kanka. Duelimiz 30 saniye cooldown. Duelimizin dolmasını bekliyoruz. Bir tane smoke getirtiyoruz. Her ihtimale karşı, ward olma ihtimaline karşı. Bir tane ward alıyoruz, smoke alıyoruz üzerimize. Bu çok önemli. Bunu yapın. Bak Pudge beni kesebileceğine inanıyor şu an. Çok güzel. Easy bir kill, gördünüz mü? Şimdi bak Arcane rününü de bulduk. Bu Arcane rünüyle kesinlikle bir tane duel atmamız lazım. Çünkü duel attığımız anda, tamam mı, bir tane daha duel atacağız. Hemen. Arcane rünü çok kısaltıyor. ITP bot lane guys with smoke, okay? Go kill disruptor please. Hemen smoke'umuzu kullandık bak. Arcane rune. Bunu yapmanız çok önemli. Go kill him guys. Kill him. Don't be afraid. We can dive. Vallahi hiç acımadım, attım kule altında. Çünkü TP atıyordu. Çok önemli. Arcane rune bitmeden bu dueli almam lazımdı. Çok önemli bak. 28 saniye sonra bir daha duelimiz var. Şimdi Legion alır da AFK farm yaparsanız jungle'da ya da başka bir tane lane'de bu size oyunu kaybettirir. Çünkü Legion Commander'ın olayı early game'de duel toplamak, tamam mı? Bu hero böyle oynanması gerekiyor. Early game'de duel alamazsan Legion Commander'la hero mid game'de çok pasif kalıyor. Bak şimdi üstte fight var, tamam mı? Mid'den kule alabilirim ama duelim de oldu. Hemen early game olduğu için gidip bir tane daha duel almak istiyorum. Ravage de kullanıldı üstte. Hemen rotate'imi atıyorum bak. Üstte fight var zaten. Draw iyi kasmıştı. Draw'u kesmek bana iyi bir para kazandırır kanka bak. Böyle hemen bir duel daha alıyorum buradan. Easy. Bak oldu 40 duel.
Buradan farmımıza devam edebiliriz. 38 saniye daha duelimiz yok. Legion Commander'la önemli olan duelini alacaksın, farmına döneceksin. Duelini alacaksın, farmına döneceksin. Rotası bu şekilde. Mesela Troll Warlord'da sadece farm yapıyorduk hatırlıyorsanız. Kulelere vuruyorduk. Bunda da early game'i domine etmemiz lazım. Duel kasıp damage almamız lazım ki mid game'de tuttuğumuz herkesi kesebilelim. Bu çok önemli. Hiç dagger'ım bozulmasın. Gank falan gelirler. Şimdi bak Disruptor'a daha demin full EP, daha 2 duel damage'ı eksikken tek attık duelle. Şimdi daha rahat tek atabiliriz. Dagger almış lan manyak. Şimdi duelim var, zaman kaybediyorum bak farkındaysanız. Bu yaptığım bir hata aslında. Ama karpuzu da kesebilir miyim diye bakıyorum. Biraz haraslamaya çalışıyorum çünkü full EP kesemem. Biliyorsunuz Tidehunter'ın normalde Kraken Shell'i stun mutan attığınızda belli bir hasar yediği zaman patlıyor ve kurtuluyor. Bütün debuffları siliyor üstünden. Ama şey öyle değil. Duel öyle değil. Duel attığınız süre boyunca kalıyor üzerinde. Burada AA multisi de geliyor. Biraz elimi çabuk davrandırıp duelimi aldım. Aslında burada şey yapmamam gerekiyordu. Sen söyle adını. Duel atmamam gerekiyordu ama ne için attım biliyor musunuz? Disruptor ulti atsaydı orada kill alamadan ölecektim. Ölmek istemedim. Disruptor'un ultisini kullanmasını istemedim. O yüzden direkt ultimi attım. Biraz el çabukluğuyla kurtuldum oradan. Kaçamaya da bilirdim. AA'nın ultisi sağ olsun halletti ya. İyi, duellerimizi alıyoruz. Hasarımız early game için çok iyi şu anda. Duelimize 15 saniye kaldı. Blade Mail de geliyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane daha smoke lazım bana. Can you give me that smoke please? I need that smoke, bro. Give it to me. Thank you. Bak şimdi AA'dan smoke aldık. Tamam mı? Drow'u bulacağız kanka. Bu çok önemli. Drow'u bulmamız çok önemli. Go kill. Use. Nice. Son saniye var ya. Bak şimdi. Blade Mail'imiz geliyor. Smoke'umuz da var. Şimdi gideceğiz kanka, Drow'u keseceğiz, tamam mı? Bu şekilde oynuyoruz. Sürekli duelimiz doldukça kill alma odaklı. I will take that. Normalde Q-Link Blade'e Blade Mail geldiği zaman direkt şey yapıyorsun. Bırakıyorsun. Ama şimdi bu oyunda Nature's Prophet olduğu için ben Q-Link Blade'i bırakmayacağım maalesef. Üste koşacağım Ace'le. Belki smoke kullanmadan bir Nature's Prophet'i keserim. Ondan sonra şey yaparım. Smoke'la da Drow'u keserim duelim geldiği zaman. Yes. Evet, sanırım ward'ları var. Alta TP atalım. Orada kaldı muhtemelen o. Ne tarafa kaçtı? Altta kalmış ya. Şansına sıçayım var ya. Abi bebe altta kalmış ya Sprout'un. Evet bu çok kötü. Çok kötü yakalandık. Bayağı kötü yakalandık. Bu gibi durumlarda sentrilerin hepsini alıp abi kendi divordunuzu yapabilirsiniz. Çünkü bu MMR'larda supportlar çok fazla ward alıp divord falan yapmaya uğraşmazlar. Biliyorum. Anlayabiliyorum. Zaten hani divord yapmak için sentry alsalar bile genelde wardların nerede olduğunu bilmezler. Ben şimdi adamların hani rotate'lerinden yola çıkarak birkaç tane wardlar olduğu yeri tahmin edeceğim. Birincisi şurası, ikincisi şurası, üçüncüsü şurası, dördüncüsü şurası. Bence buralarda wardları var. En az bir tane ya da iki tane wardları var. Nature's Prophet de split atmaya başladı fark etmişsinizdir. Onu da durdurmamız lazım. Bu da bizim görevimiz. Çünkü bu MMR'daki oyuncular genelde Nature's Prophet'i nasıl durduracağını bilemezler. O yüzden bunu da biz yapabiliriz. Kendimizce. TP'miz doldu. Q-Link Blade'i kullanmam lazım. O yüzden Bracer'ı satacağım. Şurayı bizim çocuk kontrol etmiş, ben burayı kontrol edeceğim. Bak gördüğünüz gibi burada ward var.
Bunlar hani karşının supportunun girdiği yerlere göre bak gördünüz mü? Bak bir tane de burada var. Supportun girdiği yerleri kontrol edip mesela disruptor nereden çıktı? Bizim jungle'dan çıktı. Nerelere ward atmış olabilir? Buralara atmış olabilir. Evet iki tanesini kırdım. Bir tane de ben burayı görmek için ward attım kendime. Devam edelim. Şimdi adamların vision'ı ile biraz oynadıktan sonra bence bir tane de şurada ward'ları var. Bir tane de buraya deneyeceğim. Çünkü disruptor bu tarafa doğru da geldi. Burada yokmuş. Bir tane de şurayı deneyelim. Orada da yok. Çok güzel. Tamam en azından kontrol etmiş olduk. Şimdi Nature's Prophet'i kovalamamız daha kolay olacak. Farkındaysanız duel alma hızımız düştü. Çünkü adamlar artık defansif oynuyorlar. Defansif oynayan bir oyunda yapacak bir şeyiniz olmuyor. Disruptor değil de daha çok Pudge. Pudge'da şöyle bir sıkıntı oluyor. Disruptor'ın bir opsu daha var. Pudge olan oyunlarda Legion Commander oynarken şöyle sıkıntılar oluyor beyler. Genelde Pudge'lar duel atılan kişileri çekiyor ya da gelip sizi ısırıyorlar. Bu çok istemediğimiz bir durum. Ona yapacak bir şey yok. Genelde Pudge'lara fokuslanmak çözüyor olayı. Ben bu durumda BKB alacağım. Draven Slow'undan falan da kurtulmak için. Aslında Aghanim de kasılabilir ama Aghanim kasmak istemiyorum. Çünkü kesemeyeceğim adamlar olacak belli bir yerden sonra. Take runes guys. Bak Nature's Prophet bizim çocuğu yakaladı. Hemen gidip yardım ediyoruz. Hemen duelimizi alıyoruz. Baktı adam abi çok kötü ya. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Sırf bunun için bile ne Aghanim alınır işte. Sırf bunun için. Gördün mü? Geldi Glimpse attı. Daha demin Disruptor demiştim. Geldi Glimpse attı. Kurtardı mesela. Bu çok kötü. Bunu istemiyoruz. It all eats. Beni duelimden etsin. We can push second tower. Go. Ders hocam hoş geldin. Yes. 10 seconds for duel. Pudge olan oyunlardan nefret ediyorum abi. Pudge bu oyunlarda, bu oyunların, bu MMR'ların kanseri. Her oyun var. Allah'ın belası hero. Careful guys. We should back. Şurada bir wardlar olduğunu düşünüyorum ben. Burada da yokmuş. Garip. Disruptor nereye attı o üstündeki son wardı acaba? Bu tarafa doğru geldi de aslında. Belki buraya atmıştır mid'e. Gene şuraya atmış olabilir. Bizim duel almamız lazım. Bayağı duel hızımız düştü. Alamadık hiç fark ettiyseniz. Çünkü birazcık koordine oynuyor karşı takım. Normalde böyle olmuyor. Tylanter da kesebileceğim bir target değil. Allah'ım belas. Hey, can you use your ultimate for top lane please? Yardım isteyelim. Bunu yakalamam çok iyi oldu ya. Vallahi beleş birazcık duel almış olduk burada. Hem de Nature's Prophet bir daha ölmüş oldu. Kim tam kimi keseceğim derken onun gelmesi çok temiz oldu. Killing Blade'i bırakmak istemiyorum ya. Çok önemli. Çünkü Killing Blade'i bıraktığınız zaman Allah'ın belası Nature's Prophet sizi top edebilir abi. Şimdi bu ikinci kuleleri düşürdükten sonra takım altta fight yapıyor. Outpost'umuza TP atabiliriz. BKB'miz var. Duelimiz var. Birilerini yakalayıp kesebiliriz ki zaten takım halletti ama en azından bir tane duel alabiliriz oradan. Go 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 chase them. I'm coming. Can you bait AA? I'm there. Buradan bir duel daha alalım abi. Çok temiz. Tidehunter'ı da Jagger halleder. Nice. Buradan. Burada. Burada Nature's Prophet var. Fuck it ya go. Siktir et onu. İşe yaramaz. Şöyle bak, creeplerin agrosunu kendinize alırsanız beyler kulelere vururken 3. skilliniz çalışır. Bu sayede pasifiniz de çalıştığı için kuleyi çok daha hızlı yıkarsınız. Aklınızda bulunsun. Gel kanka. (Gülüyor)
NC item almamışız bu arada üstümüze. Önemli değil ya. Bir rankta çok önemli değil yani. Boş ver. İtem bunlar gereksiz. Bak şimdi BKB'm var ya, hemen duelimi atıyorum kanka. Acımıyorum çünkü bu arada blade mail'im yoktu. Bu arada öleceğiz. İkinci skill'i de atamadım herhalde kendime ben ya. Çok boş bir BKB ve duel oldu. Benim yüzümden fight gitti şu an. Benim hatam ya. İkinci skill'i basamadım mı acaba kendime ben? Blade mail basamadım onu biliyorum da. Bir tane jungle item bakalım, şu bizim işimizi görür. Dezo ile beraber çekelim onu. Dezo almamın sebebi de abi adamların armorunu düşürmek, duel esnasında bir kişiyi kesinlikle garanti kesebilmek. Orada fight var, TP'm de var, gideyim alta ben de. Bizimkileri hala kovalıyorlar, duelim de gelmiş, gideyim bir duel daha alayım. Bu sefer Tidehunter atacağım bu arada. Girmek istemiyorum aslında buraya pek ama. Her zaman carry'i kesmek en iyisidir abi. Carry her zaman en iyisidir. Carry ve mid kesin her zaman. Support kesmek size bir şey kazandırmaz. Onu unutmayın. Evet, Dezo da geliyor. Bu arada herhangi bir yerden creepleri soktuğunuz zaman adamların high ground'ına istediğiniz herhangi bir lane'e vurabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani bak alttan creepler geldi mesela, ben şey yaptım. Gittim direkt mid'den kuleye aldım. Beni şu an kesemezler çünkü Legion ve şey Legion demişim. Tidehunter ve Drow ölü. Geri kalan hepsi gelse beni kesemez. Bir duel daha aldık. Gayet temizim ben. Zaten bu da artık oyunu bitiren hamle. Basmıyorum BKB'mi. İhtiyacım yok çünkü. Şimdi Ravage atabilir, o yüzden basılabilir. A'nın ultisi geliyor. Bak bu kullanılabilir bir hamle. Şöyle adamları haraslayıp geri bile dönebilirim burada. Gördüğünüz gibi. Tidehunter kaçtı. Duelim 9 saniye. Bir daha gelecek. Useless Pudge gene kaybediyor her zaman. Hiç affetmiyorsunuz abi. Kule altı mul altı. Hiç sıkıntı değil. Isırsın. A'nın ultisi gelir. Kere ölür. Gördüğünüz gibi. Hemen agro'yu verdim. Çıktım bak kulenin altından. Gördünüz mü? Dueli alıp almamam hiç zerre önemli değil. Go top guys. Kere ölür, oyun kazanılır abi. Bu arada Legion oynarken bak illa duel alacağım diye düşünmeyin. Duel almak zorunda değilsiniz her zaman. Yeter ki karşıdan bir tane core eksilsin attığınız zaman dueli, tamam mı? Bu çok önemli. Bir tane core eksiltiyorsanız duel almasanız da olur. Legion Commander'la Troll'den daha kolay MMR kasabilirsiniz aslına bakarsanız. Çünkü hani böyle sürekli bir farm, oraya git, buraya git, onu yap, bunu yap, bunları yapmak zorunda değilsiniz. Böyle bir yükümlülüğünüz olmadığı için Legion'la sadece rotate atarak da oyun kazanabilirsiniz. Bak sadece rotate attık bu oyun. Duelimizde oldukça gittik, sağda solda kill aldık. Kazandık. Yaptığım zaten eğitici videolarda mesela, hani ben bunu böyle yaptım, siz de bunu böyle yapabilirsiniz diye bir şey yok. Yaptığım her şeyi yapamayabilirsiniz abi. Hani zaten yapabiliyor olsanız bu rankta olmazsınız ama en azından deneyip, tamam mı, kendinizi bu yaptığım şeyleri yapmaya çalışarak, geliştirerek MMR kasabilirsiniz. Hani ne bileyim mesela eskiden 10 oyunun 5'ini kazanıp 5'ini kaybediyorsanız şimdi işte 6'sını 7'sini kazanıp 3'ünü 4'ünü kaybedersiniz. O raddeye getirebilirsiniz kendinizi. Bu şekilde izleyerek, deneyerek. Bunlar önemli şeyler. Bunları yaparak zaten kendinizi geliştiriyorsunuz.
Eyyorlamam bu kadar abi GG.